yaklaşık 8 ay önce FETÖ sanığı bir savcı tarafından Cumhuriyet Gazetesi'nin susturma operasyonunun düğmesine basıldı. Cumhuriyet Gazetesi'nin 13 yönetici ve yazarı şu an cezaevinde. Gazeteciler cezaevine girdikten 156 gün sonra açıklanan iddianamede para hareketlerinin incelendiği MASAK raporu yer aldı. Bu raporda İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın 2500 liralık parke döşetme ücretini ödediği parkecinin oğlunun soruşturma geçiren bir şirkete mal satması Örgüt bağlantısına deli sayıldı. Yani iddianamede parke döşettiğin kişi ödeme yapmışsın. Bu kişinin oğlu FETÖ ile ilişkili kişilerden birinin şirketine satış yapmış. Bu yüzden sen de FETÖ'cüsün deniyor. Allah akıl fikir versin. Bir hukukçu olarak buna nasıl bir yorum yapmalıyım bilemiyorum. Ancak bilinmelidir ki Cumhuriyet gazetesine kurulan bu kumpas çökecek. Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet'in gazetesidir. Cumhuriyet'i susturamayacaksınız.